Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. 12. sınıf trigonometride bambaşka bir derse geldik. Bu dersin özel bir adı var. Biliyor musun? Söyleyelim mi? Yan yana iki kazık, anlamayana çok yazık. 11. ders başlasın. Evet arkadaşım trigonometride artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hatta trigonometrik denklemleri de bitirmek üzereyiz ki şimdi sana tanjant x'i, kotanjant x denklemlerini anlatacağız, bitireceğiz. Sonra homojen denklemler kaldı. Onu da çakacağız. Sonra mı? Sonra bir elveda. Bir elveda vakti geldi trigonometri ama sen istersen yorumlarda belirtirsin, bir de soru avcısı patlatırız. Sonra sonra yepyeni derslerde yine beraber. Ama şimdi hadi gel önümüzdeki işe bakalım. Demiştik ya trigonometrikler üst başlığında Altında ne anlatacağız şimdi bugün? Tanjant x eşittir a. Tanjantlı denklemleri çözelim. Sinleri kosları hallettik galiba. Sağlam da sorular çözmüştük. Aynı şekilde tanjant kotanjantla bitecek. Bebek adımlarıyla ilerleyeceksin. Ama bu videolar bittiğinde koşar adım o soruların içinden geçeceksin. Hadi bakalım gönder gelsin. Tanjant x eşittir a şeklindeki denklemler nasıl çözülecek? Geç birim çembere. Birim çemberde tanjant eksenini biliyor musun? Birim çemberi çizdin. X eşittir 1 doğrusunu yaptın. İşte bu X eşittir 1 doğrusu tanjant ekseniydi. Peki tanjant ekseni ne işe yarar hocam? Herhangi bir alfa dar açısı aldım bak burası. Bu aldığın alfa açısı tanjant eksenini herhangi bir yerde kesecek. İşte biz buradaki uzunluğa tanjant alfa değeri diyoruz. Tanjant alfanın değeri böyle bulunuyor. Buradaki uzunluğu hesaplıyorsun ve çıkıyor. Peki şöyle bir durum var. Tanjantın değerleri... <laughs> Özür diliyorum. Tanjantın değerleri birinci bölgede ve üçüncü bölgede birbirine ne çıkacaktır? Eşit çıkacaktır. Yani sen tanjant alfa değeriyle birlikte aynı şekilde neye eşit bulacaksın? Tanjant pi artı alfayı da eşit bulacaksın. Çünkü tanjant birinci bölgede ve üçüncü bölgede dikkat et simetrik denk geldiği için ikisi de aynı değere eşit olacak. Şimdi gel bunun trigonometride denklemleri uyarlayalım. Tanjant x eşittir a tanjant x'in a'ya eşit olduğu durum nedir? Onu yazmaya çalışacağız. Tanjant alfa durumudur. Doğru mu? Alfa açısı. Ama ama ne olacaktır? Öyle bir kp ya da kp değeri olacaktır ki her 180 derecede bir aynı değere gelecektir. Çünkü bir birinci bölgede bir üçüncü bölgede bir ikinci bölgede bir dördüncü bölgede gibi hayal edebilirsin bunu. Buradan x'i çekersek x eşittir alfa artı k pi bizim çözüm kümemizdir. K her zaman olduğu gibi tam sayı olarak alınır. Yola yola devam edilir. Anladık mı çözüm kümesini? Problem yok herhalde değil mi? İspatıyla yapınca bence daha kalıcı oluyordur. Ama gel gel biz sen de bir kez daha yazalım. Neydi tanjantın çözüm kümesi? Tanjant x eşittir a denklemi şöyle çözülüyordu. X'lerden oluşacaktı ki o x'lerde alfa artı k pi. Tabii k elemanıdır. Z yazmayı ben yine unutmuşum. Buraya not aldım. Tamam mıdır? Hallettik mi? 180 derecede bir aynı değere geliyor. Sinüsteki, kosinüsteki gibi iki tane değerle de uğraştırmıyorsun. Sanırım tanjant, kotanjant biraz daha kolay. Öyle mi? Tanjant x eşittir kök 3. İlk örneğim. Denklemin çözüm kümesini buluyor. Hadi gel bulalım be. Şimdi bak ben sana buraya üçgeni çizeyim. O özel üçgeni çizmeden. Ben bunun kaç derece olduğunu bilmiyorum diyenler. 5 kardeş kuralını hiç bilmeyenler. Lütfen dikkatle izle. Hadi bakalım. 1, kök 3 ve 2'yi yazdım. Ve düşünüyorum tanjant x köküş çıkmış. Tanjant karşı bölü komşu. Demek ki tanjant 60'tan bahsediyoruz. Demek ki x dediğim şey aslında kaç derece eşit 60'a. Ama sonsuz tane çözüm kümesi var. Neden? Bir de çarpı k pi'si var. Hatırlıyorsun önceki derslerde bu k'ye değerler vererek x'leri bulmuştuk. Kökleri bulmuştuk. k'ye 0 verdiğimde x kaç derece çıktı? Direkt 60 derece çıktı. Ben gittim k'ye 1 değerini verdim. 180 oldu. 60 daha. x ne yaptı? 240 yaptı. Dikkat ettiysen buradan buraya geçiş kaç dereceyle mümkün oluyormuş? 180 dereceyle. Demek ki ben k'ye 2 verdiğimde x denkleminin kökü yani bu denklemin kökü x nasıl bulunabilir? Buna 180 eklersin 0. 12'nin ikilisi elde var 1. 3 1 de elde 2. 4. 420. Hocam bunun kaç tane kökü var? Sonsuz tane kökü var güzel arkadaşım. Ben k'ye değerler verdikçe tanjantta kökler elde edeceksin. Ama seni sınırlayabilir sorularda ki var öyle sorularda. Çözmüştük yine onlardan. Tabi tanjantta çözmedik. Sinüste kosinüste çözdük. Hocam nereye çözdük falan deme. Tamam. Geçiyorum bak şimdi hazırsan. Hazırsın. Gönder. Gönder gelsin. Şimdi tanjant x eşittir eksi 1. Temel sorularla devam ediyoruz. Eksi 1 çıkması için bir kere, bir kere tanjant x'in 1 çıkması için kaç olması gerekiyor? 45 derece olması gerekiyor. Bunu yanlış yazdım yalnız değil mi? Ben şuraya 45 yazacaktım. Yanlışlıkla x yazdım. Tanjant 45'imi yazdım. Eşittir cevaba 1 dedim. Ama ne bu? Eksi 1. Eksi 1 olması için ikinci bölgeden açı seçmem gerekiyor. İkinci bölgede nedir o? 135 derecedir. Aynen öyle. 135 derecenin cevabı eksi 1'dir. Ama yetmez. Biz bir de ne yazacağız buraya? K P yazacağız. Hatta gel hadi çözüm kümesini bir kez de böyle yazalım. X'lerden oluşacak hocam. Öyle ki öyle ki 135 artı pi benim aradığım X değerine eşittir. Aynı zamanda benim burada k ile tanımlamam gerekiyor. K dediğim şey bir tam sayıdır. Oldu mu? Çıktı mı? Temel mi? Gelecek. Gönder gelsin. <laughs> Şimdi şu kotanjantı da bir aradan çıkaralım. Efsane sorular bizi bekliyor. Kotanjant x eşittir a denklemi nasıl çözülecek? Önce kotanjant ekseninin yerini bilmelisin. Bak şurası y eşittir 1 doğrusu aynı zamanda kotanjant <laughs> Allah Allah. Kotanjant eksenidir. Bunu da yazdım buraya. Ben herhangi bir alfa açısı aldığımda şurada oluşan uzunluk kotanjant alfa değerine eşittir. Peki kotanjant alfa değeri sadece birinci bölgede mi aynı çıkıyor? Hayır. Aynı tanjantta olduğu gibi neredekine de bakıyorsun? 3. bölgedekine. Yani alfaya 180 de eklesen senin cevabın değişmeyecek. Kısaca demek istediğim şey şu. Tanjant alfa eşittir. Tanjant 180 artı alfa. Bu tamamsa. Kotanjant x'te de artık çözüm kümesi yazabilirim. Benim x diye bahsettiğim şey aslında alfalar eşittir. Ama o alfa da her k de birbirine eşit çıkıyor. Al sana çözüm kümesi. K'ler her zaman olduğu gibi tam sayı ispatıyla yap aklında kalsın. İspatıyla yap sınava girdiğinde farklı soru gelirse içinden geç. Biz farklı soruları da çözmek istiyoruz. Biz standart sorularda takılıp kalmak istemiyoruz. Şimdi kotanjant x eşittir a denklemi. Çözüm kümesi neymiş tekrar bakıyorum. x eşittir alfa artı kb. Tıpkı tanjant olduğu gibi. Tanjantla kotanjant kolay. Sinüsle kosinüsle iki tane kök geliyor. Biraz daha zorluyor seni. Doğru mu? Ben de zorluyor. Bu arada yudum kahvemden almazsam yalan olacak yine bu kahve. Kaç tane kahveyi bu dersin başında, bu derslerin, bu masanın başında soğuttum bilemezsin. Oh. Kahvemizi de aldık. Enerji tavan. Yola, yola devam güzel arkadaşım. Şimdi de kotanjant x'leri hesaplayacağız. Bir dakika. Ben aklımda böyle tutamıyorum diyen arkadaş. Aslında bu neye eşittir? 1 bölü köküçe eşittir. Ben görmeden yapamıyorum diyen arkadaş. Hadi gel. Hemen o dik üçgeni çizelim biz seninle birlikte. Şurasına 30 verelim. Şurasına 60 verelim. Kenarları yazalım. 1, kök 3 bir de 2 var. Ne istiyorsun sen? Kotanjant x. 1 bölü kök 3. Komşu bölü hipo. Hmm, yine 60 derece. O halde yazalım. x eşittir 60 derecedir kotanjantın değerinde 1 bölü kök 3 ya da kök 3 bölü 3. Ama yetmez. Sonsuz tane kökü olduğunu biliyorsun. Burada neyi ekleyeceksin bir de k, piye ekleyeceksin. k dediğim şey tam sayı. Tamam mıdır ilk örnek? Geçelim mi artık? Artık farklı örnekler istiyorsun biliyorum. Yeter hocam. Temel 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 nereye kadar? Gönder gelsin. Şimdi tıpkı sinüslerde, tıpkı kosinüslerde olduğu gibi şu tarz denklemler gelecek karşımıza. Tanjantlı ifadeyi tanjantlıya eşitleyecekler. Hadi çöz bu denklemi diyecekler. Biz içerideki denklemleri, daha doğrusu açıları az önceki kuralla Aynı şekilde eşitleyeceğiz. Aynısını kotanjantla da yapacaklar. Yine biz fx'leri gx'leri eşitleyeceğiz. Ama biliyoruz ki her kp'de değerler aynı çıkacak. Biliyorum. Böyle sayısal vermeden olmuyor değil mi hocam? O Allah nasıl çizdi? Nasıl başardım ben onu bilmiyorum. Sayısal vermeden olmuyor. O zaman sayısal veriler verelim sana. Bir de öyle çözmeye çalışalım. Yan tarafa geçtik. Örneğe baktık. Hatta bak ben hiç çözmesem bile sen genel mantığı şöyle bir kavradın. Olay oldu bence bir yudum kahve. Yapar mısın? Bence yaparsın ama olmuyorsa da izle. yasla Ha bak bu arada böyle izleyenler duyuyorum. Yaslanmıyor arkasına. Böyle bak böyle. 60 elleri arka böyle fotoğraf geldi. İnanır mısın bak? Harbiden söylüyorum. Instagram'dan böyle fotoğraf. Geldi. Hocam ben seni böyle izliyorum diyor. Açmış bir de televizyon. 55 ekran televizyonda izliyor. Eller arkada. Arkada şöyle matematik olur mu? Gözünü seveyim. Sen ne yapıyorsun ya? Alcan eline kalemi koyacaksın önüne kağıdı. Sopa yutmuş gibi oturacaksın masa başına. Bak kafanın yarısı çıkmıyor öyle durunca. Az düzeltelim şunu. <laughs> Dur. Hoca bıraktın yine gırgıra başladın. Gel tamam. Gel. <laughs> Attığım mesaj ben ne yapayım? O izleyen var ya sen. Nasıl izliyorsun bizi öyle? Şu ifade dikkatle bakıyorsun. Denklemin çözüm kümesi. 3x eksi pi bölü 3. İfadesi eşittir diyeceğiz x'e. Ne de olsa ikisi de tanjant değil mi? Bunu kontrol ettik. Ama sonsuz tane çözüm kümesi olması lazım. Bir de neyi ekleyeceğiz bu x'e? kp'ye ekleyeceğiz. Gerisi gerisi artık denklem çözümü. x'ler bir tarafa bilinenler diğer tarafa. Bak kaldı burada iki tane x. Karşıda olduğu pi bölü 3 bir de kp'si var. Ama biz x'leri arıyoruz. Biz x'i yalnız bırakacağız. Gördüğümüz her şeyi her şeyi ikiye böleceğiz. Böldüm. Bak bunlar cırt cırt en sevdiğimiz yer. Onlar gitti. P bölü 2 kere 3'ten 6 geldi. Artı K P bölü 2 cevabı geldi. Bulduk mu bulduk aslında. Çözüm kümesini istiyor. Çözüm kümesi budur. Hadi birkaç elemanı yazalım deseydi onu da göstermek istiyorum. Sen ne yapacaktın? K'ye değerler verecektin. Sıfır verdin gitti. X dediğin değer ne çıktı aslında? P bölü 6 çıktı. Biz K'ye 1 de verebilirdik. Belli başlı kökleri bulmaya çalışıyoruz sadece. P bölü 6 artı P bölü 2. 1 verdim ya K'ye. Oradan geldi. Anlıyorsun benek. Güzel. Şimdi şunu 3 ile çarptım. Yukarıları topladım. 3 pi bir de ne geldi yandan? 4 pi. O niye böyle oldu o zaman? 4 pi yazacaktık. 4 pi bölü 6. Sadeleştirmemi yaptım. 2 pi bölü 3. Oldu galiba. Anlıyorsun bence bir problem yok. Güzel. O zaman sıkıntı yoksa diğer kökleri yazmayalım bence bunu burada bitirelim. Şimdi farklı sorularla devam ediyoruz. Eğer her iki tarafta tanjant olursa tamam hocam mevzuyu çözdüm. Burada ne yapacağız? Değerler birbirinden farklıysa. Yani bir tarafta tanjant, bir tarafta kotanjant varsa. Ne yapacağız? Onu söyleyelim. Şunu biliyor musun? Tanjant 30'un değeri kotanjant kaça eşittir? Bunu yazmalısın önce. Yazabiliyorsan zaten problem olmasa gerek. Birbirini 90 dereceye tamamlayan tanjant kotanjant eşit hocam. Aynen öyle. Yapıştır o zaman burası kaç derece olacak? 60 derece olacak. 60'ı oraya koydum. He, demek ki benim yaptığım işlem aslında şu. Ben tanjant 30'u kotanjanta eşitlerken 90'dan şurada gördüğüm 30'u çıkarıp yazıyorum. O zaman taktik aynı. Mantık aynı. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Ne kadar güzel bir mantık silsilesi içerisinde gidiyor. Ne güzel söyledim. Tek seferde söyleyebilir miyiz o kelimeyi? Kotanjant. Gx tanjant neye eşittir? Tanjant pi bölü 2 eksi gx eşittir. İsim değiştirsin diye. Şimdi gel buraya. Bu sorunun çözümünü arayacağız seninle birlikte. Kotanjantlı terim bu tarafta. Tanjantlı terim bu tarafta. Olmaz efendim. Ya ikisi kotanjant ya ikisi de tanjant olacak. Pi sıfır aralığındaki kökler toplamını arıyoruz. Kaç derece? Sağlam. Gel. Şimdi ben şu pi bölü 3'ü bir kere dereceye çevireceğim. Zaten soru derece cinsinden sorulmuş. Pi bölü 3 60 derece. Hocam burada kotanjant yazıyor. Kotanjant x eksi 60 var burada. Doğru mudur? Problem yok. Tanjant x'i kotanjanta çevirmek istiyorum. Kotanjantı mı yazdım? 90'dan x'i çıkaracağım. Tıpkı buradaki mantığın aynısı. Hiçbir farkı yok güzel arkadaşım. Şimdi tekrar kontrol ediyoruz. Her iki tarafta kotanjant mı? Kotanjant. Artık içerileri birbirine eşitleyebilir misin? Eşitleyebilirsin. x eksi 60 eşittir 90 eksi x. Yaz bunu bekle beni. Bunu bana bırak. Sonuna ne ekleyeceğiz? KP'yi unutmayacağız değil mi? Olmazsa olmaz. Ne yapacağız? X'ler bir tarafı hocam. Aynen öyle. Salla bunu karşıya. Bak burası mis gibi 2x geldi. Bunu karşıya attın. Toplamalara aman dikkat. Çok işlem hatası yapıyormuşum. Öyle diyorsunuz ki öyle. Yalan yok. 100 Yüze... Doğru yaptık mı ya? <laughs> Doğru yaptık değil mi? Tamam. Her tarafı kaça böleceğiz? Her tarafı 2'ye. Her şey hatta. Ne her tarafı? Her şeyi. Cırt sana cırt sana. X eşittir. 152'ye böldüm. Şuradan bir 75 yakaladım. Artı K P bölü 2. Bu arada pi bölü 2 dediğimizin 90 derece olduğunu sana hatırlatırım. Biz cevabı 0 ile 180 arasında arıyoruz. Tek tek cevapları yazalım. K yerine 0 verdim. Gönder 0'ı. Cırt gitti orası. X ne çıktı? X 75 çıktı. K yerine 1 yazalım bakalım. Ne çıkacak? X eşittir. 90 artı 75'ten 165 derece çıktı. Problem var mı? 180'e hala geçmedik hocam. Güzel. K yerine 2 verdim. X eşittir 75 artı. 180 geliyor buraya. Yok. 180 mi geliyor? Evet. 180 geliyor. Bu benim işimi görmede gitti. O zaman iki tane değer sağlar. 1 75, 1 165. Artık toplamı bulalım. 165 artı 75 kökler toplamı kaç derece diyor? 10 elimde var. 1 e, 13 bir daha. 14'ün 4'ü elimde var. 1 toplam eşittir 240 derim. Noktayı koyarım. Kaldı son iki soru. Tanjantın, kotanjantın köküne kibrit sokuyu, suyu sıkmaya devam ediyoruz güzel arkadaş. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Kahve soğudu hocam yudumlamıyor musun? Devam mı? Haydi gönder gönder gelsin hocam. Ya bak efsane soru. Bence denemelisin. Hocam hiç çözmedim böyle soru. Yok öyle ya ama. Bence bir tur deniyorsun. Bak bizi yeme. Çok güzel soru. Telefon olsun istemiyorum. Bu kadar kaliteli, bu kadar naif, bu kadar güzel soruları kaçırma. Yani en azından dene. Hocam ben denedim çözemedim. Yani bu denemem bile yeter benim için. Denemem bile bizim bir sonraki adımımıza geçiştir. Sen denemekten vazgeçme asla. Denedin. Çıksın çıkmasın hiç önemli değil. İşlemleri silme. İşlemleri silme. Bakalım ne kadarı doğru ne kadarı yanlış. Hocam kağıt bomboş. deme, deme, deme. Şimdi Diyeceksin ki hocam hemen birini tanjanta ya da diğerini tanjanta ya da diğerini de kotanjanta çevirim. İkisi aynı isimli olur. Kusura bakma olmaz arkadaşım. Neden olmaz? Sıkıntı şu. Bunlar yan yana ve aralarında çarpma var. Bir işe yaramaz. Ben sana bir kural hatırlatacağım. Gel o kuralı bir görelim. Ondan sonra ne güzel çıkıyor soru görelim. Tanjant x çarpı kotanjant x'in cevabı kaça eşittir? 1'e eşitti. Biliyorsun bunu. Bunu biliyorsun, sıkıntı yok. Peki, bunun anlamı neydi? Bunun anlamı şuydu. Tanjant x eşittir 1 bölü kotanjant x'tir. Karşı yattım sadece. Ya da şudur. Kotanjant x eşittir 1 bölü tanjant x. Yani ben istediğim değeri kullanabilirim burada. Hmm. Yavaş yavaş mantığımıza yatmaya başladı. Ya bu çok kalabalık. Bunu böyle taklamakla attırmak pek bana mantıklı gelmiyor. Ne dersin? İstersen ya da attıralım mı? Tamam hadi bunu attıralım. Yani herkesi tanjanta çevirmeye çalışıyorum. Çevireceğim ama nasıl? Kotanjant. Tanjanta çeviriyoruz. Şu ifadeyi. Tanjanta çevirirken bu sefer 90'dan çıkarmıyorum. Takla attırıyorum. Buradaki taktik gibi. Neden hocam az önce 90'dan çıkardın? Aynı taraftalar. Sebebi bu. 1 bölü tanjant pi bölü 4 eksi x yazdığımda da ben sonuçta herhangi bir değişiklik yapmış olmuyorum arkadaşım. Bunu kabul ettiysen bu tamam diyorsan şimdi içler dışlardan bunu karşıya atalım. Sol tarafta ne kalsın? Sadece tanjant 2x kalsın. Sağ tarafta tanjant pi bölü 4 eksi x kaldı. Şunun güzelliğine, kalitesine bakar mısın? Neden? Her iki tarafta da artık ne yazdırdım? Tanjant yazdırdım. Artık biliyorum ki sadece içerileri birbirine eşitleyeceğiz. Oldu. Çok güzel oldu ve 2x eşittir pi bölü 4. Eksi x'imi yazdım. Durdum dedim ki. Ulan kps'i neredesin sen buraya? Gel bakalım. Seni de yapıştırdım. Şimdi al bu arkadaşı karşıya at. 2x, bir x daha geldi yanına etti sana 3x. Şurası nedir? Pi bölü 4 artı k pi. Tamam mıyız gençlik? Yola devam mı? Ne yapacağımızı biliyorsun. Her tarafa her şeyi 3'e bölüyoruz Hatta bölelim. Şöyle bölü 3, bölü 3, bölü 3. Cırt sana, cırt sana bunlar gitti. X eşittir pi bölü 12 artı k çarpı pi bölü 3'tür. Baktım sadece çözüm kümesi diyor. Çözüm kümesi budur. K'ye değerler verdikçe sonsuz tane değer elde edeceksin. Ben diye enfes bir soru Güzel bir soruydu. Artık artık ayrılık vakti. Son soru zamanı. Gönder bu ders için son kez gelsin hocam. Geldi. Geldi ama kesinlikle bu soru senin sorun. Ben bir yudum daha alırım o kahveden. Bitmedi çünkü. Ne diyorsun? Çıktı mı? Hocam bu sefer karşıya nasıl atacağız? Onu karşıya atmadan çözülmüyor bu soru. Birini karşıya atacağım. Ben bu sefer bunu atacağım. Nasıl karşıya atabilirim? Buna takla attırmam lazım önce. Aynen öyle. Gel takla attıralım. Ya ne kadar basitmiş mantığı. Dediysen burada durdur videoyu. Bence hemen çözmeye çalış. Bak ne yapacağımızı anladıysan, sonraki hamlelerimizi gördüysen kesinlikle durdur ve sen çöz videoyu. Video, videoyu nasıl çözeceksin? Soruyu çözeceksin. <laughs> Yine saçmaladın hocam. Tamam mı? Şimdi taklama attırdım. Bu arkadaşı karşıya aldım. Bu tarafta ne var? Tanjant 2x var. Karşıda ne var? Karşıda kotanjant x var. Her şey hazır. Her şey dört dörtlük. Yapmam gereken tek şey. Tek şey. Bir terslik var mı hocam? Biri tanjant. Diğeri kotanjant. He. O zaman bunu bir değiştirelim bakalım. Tanjant 2x dedim eşittir. İyi güzel arkadaşım kotanjantı tanjanta çevirmek istiyorum ama takla falan attırmak istemiyorum. Zaten takla atarıp geçirmiştik. Biz tanjantımızı yazarız. Dersin başlarında anlattığımız pi bölü 2 eksi x'i kullanırız. 90 dereceye tamamlayan değeri. Şimdi istediğim gibi ikisi de tanjant mı? İkisi de tanjant. Şimdi yapacağım şey belli. İçlerine eşitle olay bitsin. Şurada 2x var. Şurada şurada pi bölü 2 eksi x var. Bir de yanında ne var? Artı k pi var. Al bakalım x'leri yan yana at. Şurası 3x oldu. Şurası pi bölü 2 oldu. Şurası da kp. Bu da tamam. E yapacağımız şey belli. Her tarafı 3'e böleceğiz. Şuraları şöyle bir temizleyelim. Bölü 3. Bölü 3'ümü yazdım. Ve son kez. Son kez bu ders için son kez. Üzüldüm bak şimdi ayrılık vakti. Ah ah bir dahaki video ne zaman gelir acaba mı? Hemen hemen gelecek dert etme. X eşittir pi bölü 6 artı kp bölü 3. Dedim noktayı koydum son soruda. Ama bir dakika bir dakika koyamadık. Nokta falan yok. 0 2 pi arasını istiyoruz. K'ye ne verelim? Gel 0 verelim. K'ye 0 verdim. K'ye 0 verince sadece pi bölü 6 geldi. Pi bölü 6. K'ye 1 verdim. K'ye 1 verince pi bölü 6 artı pi bölü 3 geldi. Ha bunları toplayacağız. Bunda bir mesele yok zaten. Şunu 2 ile çarptık. 2 pi. Bir de buradan 3 pi bölü 6. E sadeleştirdim. Pi bölü 2. K'ye 1 verdim. K'ye 1 verin. Pardon K'ye 1 vermiştim. K'ye 2 verdim. Pi bölü 6 artı artı 2 pi bölü 3. Yine bunu 2 ile çarptım. 2 kere 2 4 pi. Bir de buradan 5 pi bölü 6. Bitmedi. K'ye 3 verdim. Ama çok kökü varmış bunda. Pi bölü 6 artı pi geldi ki bu da 7 pi bölü 6'dır. Yola devam ettim. K'ye 4 verdim. Pi bölü 6 Artı 4 pi bölü 3 yaptı. Bunu 2 ile çarptık. 8 1 de buradan 9 pi bölü 3. Pardon 9 pi bölü 6. Bırak kalsın öyle. Yetmedi kök yerim. Şuradan devam edeyim. K'ye 5 verdim. K'ye 5 verince pi bölü 6 artı 5 pi bölü 3 geldi. 2 ile çarptım 10. Bir daha ekledim. 11 pi bölü 6. Bitti mi? Bitmedi. Devam. Son kez galiba. Hatta bunu alamayacağız diye düşünüyorum. Pi bölü 6 artı Pi yerine 6 verince ne geldi? 2 pi geldi. Otomatikman 2 pi'yi geçti zaten. Artık onu alamam. Cevaplar mı? 11 pi bölü 6. 9 pi bölü 6 ki aslında onun sadeleşmiş hali var. O da nedir? 3 pi bölü 3'e bölüm 3 pi bölü 2. 7 pi bölü 6. 5 pi bölü 6. Pi bölü 2. Hadi yazalım. Yazalım ki şöyle şık dursun. Çözdüğümüz belli olsun. Göğsümüzü gere gere yazalım. 5 pi bölü 6 yazdım. Pi bölü 2 mi yazdım? 7 pi bölü 6 mı yazdım? Ee, 3 pi bölü 2 mi yazdım. 3 pi bölü 2 ve son olarak 11 pi bölü 6'yı yazdım. Noktayı koydum güzel arkadaşım. Burada bitirdik. Aldım kalemi kenara. Fıydırdım gitti. Yeter bu derslik hocam. Kaç dakikadır? 22, 23 dakikadır neredeyse beraberiz. Bir ders için yeterli süredir. Ve ve 11. dersin yan yana iki kazık anlamayana çok yazık. Sonuna geldik. Trigonometri 12'de trigonometrinin son dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, iyi davran. Hoş kal. Hoşça kal.